1100 civarında. Bu kültür ağırlıklı yazılar. İlmi yazılar tabii daha az. Onlar 50-60 civarında. Bunların hepsini aşağı yukarı taradım diye düşünüyorum ama şüphesiz ulaşamadığımız, gözden kaçan arada mesela 1-2 sayı çıkmış kalmış olacak. İşte Yeşilay bilmem ne dergisi. Çocuklar bir dergi çıkarmışlar. Cemre diyelim mesela 3 sayı çıkmış. Hoca oraya bir yazı vermiş. Ama o dergiler piyasada yok. Onları bulamadım ama bütün ulaşabildiğim şeyler, gazete koleksiyonlarına gittim, biraz kütüphanesinden teker teker onları, dergilerin hepsini, ulaştığım bütün şeyleri hazır hale getirdim. Bunların aşağı yukarı 1000 falan, 1000'den biraz fazla bu makaleler. Kitaplara girenler kaç tane yaklaşık? Yani tamam kitaplaştırdım. Hepsini kitaplaştırdım. Evet, bu makalelerin hepsi, o burada yazdığım hepsini kitabında koydum. O hepsini kitabı aldım. 3 kitap halinde neşrettim bunların. Hepsi kitap olarak neşredildi. Ama mevcudu kalmadı onların. Çünkü onları 15. ölüm yıldönümü münasebetiyle hazırlamıştım. Bitti onların mevcudu. Belki onları yeniden hepsini olmasa bile seçmeler yaparak Alfa'ya vermiştik o zaman. Alfa yayınlamıştı onları. Tekrar yayınlamayı düşünüyorum. Hatta bir seçki de yaptım. Ona da verdim. Belki Alfa'da şu anda. Ama onu ben genişletmeyi düşünüyorum. Yani oraya seçip verdiklerim çok miktarda değil. Onun daha geniş kapsamlı şekilde hepsinin olması da seçilerek yani güncelliğini muhafaza eden yazıların yeniden neşredilmesini sağlayacağız inşallah. Teşekkürler. Evet. Burada bir de tabii genç arkadaşlarımız var. Osmanlıca öğretimiyle ilgili olarak Osmanlıca bazen zor geliyor. Burada da Osmanlıca kursları yapılıyor. Bu kurslarda takip edilmesi gereken usullerden bir tanesinde ne olduğu hususunda hocadan bir anekdot anlatarak konuşmamı bitirmek istiyorum. Asistan oldum. Birisi Ankara'dan telefon. Asistan olduğum yılın işte 79-80 asistan oldum. 80-81'di. 80'in Haziran'ı gibiydi. Ankara'dan birisi beni aradı. Haziran'daydı, biraz daha sonraydı belki. Dedi ki ya ben dedi hocayla dedi tanışmak istiyorum. Hocayı görmek istiyorum. Ne zaman geleyim hocayı görmeye? Ben dedim ki hocayı söyleyeyim de ona göre tekrar dedim beni ara görüşürüz. Neyse söyledim hocaya. Dedi ki işte perşembe günü dedi gelsin. Neyse arkadaşa dedim ki perşembe günü işte falan tarihte seni hoca bekliyor. Buyur gel. Seninle görüşecek. Neyse o arkadaş geldi. Adı Namık. Namık Kemal Aras. Geldi. İşte hoca odasında oturuyor. Tanıştık biz şeyle. Önce hocaya gitmeden önce kendini tanıttı. İşte Namık Kemal Aras diş hekimi olduğunu, işte yeniden üniversiteyi kazandığını falan anlattı bana. Neyse hocaya odasına girdik. Hoca görünce böyle babacan tabi hocanın tombu. Arkadaş böyle heyecanlandı. Gözleri yaşardı, ağladı orada. Hemen hocanın eline gitti, elini öpmek istedi. Öptürdü elini hoca. Otur dedi. O kendi şeyini anlatmaya başladı. Hocam dedi, ben dedi diş hekimiyim dedi. Kaman Kırşehir'de 10 senedir diş hekimliği yaptım. Hacettepe Üniversitesi diş hekimliğini bitirdim. 10 senedir diş hekimliği yaptım. Allah'a şükür iyi de para kazandım. Şimdi de Ankara'da dedi, ben Kızılay'da bir de muayenehane açtım. Ama dedi, benim dedi gönlüm boş. Ben dedi edebiyatı seviyorum, edebiyata meyilliyim. Tekrar dedi edebiyat okumak için üniversite sınavlarına girdim. Ankara Üniversitesi'nin Dil ve Tarih Coğrafya Fakültesi Türk Dili Edebiyatı bölümünü kazandım. Orada dedi baktım dersler neler var, Osmanlıca dersleri var. Osmanlıcayı Türkiye'de en iyi kim veriyor baktım araştırdım, sizin adınıza rastladım. Ben dedi bu dersleri en iyi kitabı olan hocayla tanışmak için dedi geldim. Ben dedi Osmanlıca öğrenmek istiyorum. Bana dedi ne tavsiye edersin? Hoca sakin. Çay söyle Mustafa dedi. Çay söyledik. İçtik beraber. Buna da şeyden kitaplardan o giriş metinleri ve şey kitabından da bir takım ver. Kitaptan da verdim. Ona verdim. Sen dedi bir defter al dedi. Büyük bir defter. Bu kitabın başına dedi yazmaya başla dedi. Başka hiçbir şey söylemedi. Sohbet etti. Çıktık neyse. Ya dedi Mustafa başka bir şey yapmayacak mıyım ben dedi. Yani vallahi dedim hoca öyle söylüyor ben dedim. Karışmamıştı. Sana söyledi artık hocanın üstüne biz bir şey söyleyemeyiz. Neyse
yazmaya başlamış. Haziran sonuydu zannediyorum. Eylül'e doğru tekrar telefon etti bu arkadaş. Dedi ben kitabı bitirdim, yazmaya giriş kitabını. Yazmayı bitirdim, bir dedi hocayla dedi, tekrar görüşebilir miyiz? Dedim gel. Bu sefer arabasıyla geldi. Annesini falan almış. Benim eve gittik önce. Oradan geldik hocaya. Defterleri doldurmuş ama. Harita böyle büyük boy defter. Getirdi. Hocam dedi ben dedi şey yaptım. Deftere kitabı dedi tamamladım dedi. Defteri de getirmiş. Hocanın önünde şöyle koydu. O da şöyle bir iki baktı, çevirdi defteri. Metinler kitabını da ver ustama dedi. Onda. Hiçbir şey demedi başka. Ya şöyle yap, ya böyle yap demedi. Metinler kitabını da ver dedi. Ona da devam etsin dedi. Onu da verdik. Eylül, işte Ekim dönemi geldi. Haziran'a mı? Temmuz'a kadar gene yazdı. 81 oldu ama orada işte hocam. Ölmeden bir sene önceydi. Şey yaptı. O kitabı da yazmış. O kitabın hepsini yazmış. Sonra dedi ki ya ben dedi yazdım bunu dedi. Getirdi. Ama yazılar getirdi hakikaten. O ilk defterdeki eğri bürgü yazılar kalmamış, gayet güzelleşmiş, o kelimelerini bulmuş, bazı metinlerini onlara yazmış, hocaya getirdi, gösterdi, hoca baktı, tamam dedi, sen bunu halletmişsin dedi, öğrenmişsin dedi bunu dedi. Çok çıktıktan dedi ki, yahu dedi, nasıl anladı ama dedi, ben de hakikaten dedi, sınıfın yeni iyisiyim dedi, çok, herkes dedi, benden soruyor dedi, Osmancığım çok iyi dedi, hatta Hasibe Mazoğlu demiş ki, seni demiş, yüksek lisans öğrencisi olarak, yapacağım, alacağım, yapmak istersen demiş. Ve fakülteyi bitirdikten sonra eski Türk Edebiyatı'nda yüksek lisans yaptı. Sonra demiş ki Hacı Bahan'ın seni demiş asistan almak istiyorum demiş. Gelir misin demiş. Bu işi demiş sen meslek olarak yapmak istiyor musun yoksa zevk olarak mı yapmak istiyorsun? O demiş hocam ben muayenehane ama ben zevk olarak yapayım. Öyle deyince vazgeçti. Eğer ben asistan olmak istiyorum deseydim diyor Hacı Bahan beni diyor asistan alacaktı Ankara Dil Tarih Coğrafya. Osmanlıca yazarak öğrenilir. Biz bunu hocalarımızdan öğrendik. Ve bu arkadaş şimdi fevkalade Osmanlıca okuyor, yazıyor ve eski Türk Edebiyatı konusunda, eski Türk Edebiyatı'nda yüksek lisans yaptı. Onun için Osmanlıca öğretirken yazmaya ağırlık vermek lazım. Yazarken göz aşina oluyor, el aşina oluyor, öğreniyorsun. Sonra zihnini nakşediyorsun, unutmuyorsun. Tasavvuru zihninde canlanıyor, kaybetmiyorsun. Onun için yazarak çalışmak kalıcılığı sağlar. Rahmetli Kaplan Bey hocamızın bize tavsiyesi vardır. Sosyal alanlar sürekli tekrar edilerek çalışılır ve yazarak çalışırsanız unutmazsınız derdi. Onun için biz yazarak çalıştırdığımız zaman bu öğretim kalıcı oluyor. Öyle ezbere yapılan öğretim kalıcı olmuyor arkadaşlar. Evet, hepinize dinlediğiniz için teşekkür ediyorum. Soru sormak isteyen varsa sorularınıza da açıyoruz. Evet. Hocam çok teşekkür ediyoruz. Biz Faruk Hacı Muhtar'ın yazıcı kitaplarından istifade etmiştik şimdiye kadar. Şimdi şahsen tanıyormuşçasına, kendi hocamız olmuşçasına çok daha fazla sevdim. Çok teşekkür ediyoruz. Ben de teşekkür ediyorum. Böyle bir fırsatı verdiniz. Hocamızı rahmetle anmak, anlatmak imkanı sağladığınız için hepinize ben de çok teşekkür ediyorum. Sağ olun. Kapattım hemen. Kapatmaya çalıştım ama kapamadım. Önlerde geçtim.